Düşünce İklimi'nin değerli izleyicileri, hayırlı akşamlar. Pek çok kere yaptığımız gibi düşünce dünyamızı oluşturan o kavramların hayatla ilgisini de görmeye çalışıyoruz. Bu kavramlardan bir tanesi ama hayatımızın bütününde önemli bir kavram olarak dostluk. Dostluk kavramı. Ve bu konuyu konuşabilmek için de çok değerli iki dostumuz Ankara'dan teşrif ettiler. Ve bu teşriflerinden dolayı önce teşekkür ediyorum. Çünkü kolay olmadı buraya sizi getirmek. Ve doğrusu bu konuyu da sizinle konuşmak için beklemiştim. Değerli Profesör Doktor Cengiz Güleç, biz onu psikiyatri profesörü olarak biliyoruz ama bir şey daha var. O aynı zamanda bir felsefeci, bir fikir adamı ve siyaset adamı. Çünkü önemli bir siyasi macerası da oldu. Hala da belki olmaya devam ediyor, devam edecek. Ve çok değerli arkadaşımız, meslektaşım, dostum Profesör Doktor Ahmet İnam beyefendi. O da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı. Şimdi dostluk deyince gerçekten Ahmet Bey'i size yönelmek istiyorum. Ve sizin böyle dostluğu bir tarif edişiniz var. Hatta bir tür bir de etimoloji buluşunuz var ona. Yani kelimenin geldiği yer itibariyle bir anlam veriyorsunuz. Du est diyorsunuz. Yani iki olan, iki olmak, ikidir o gibi değil evet. mi tercüme edebiliriz. Bu doğru veya yanlış onu bilemiyorum ama bu girişin güzel olacağını düşünüyorum. Nedir dostluk? Tabii dostluk bir erdemdir bir defa. Günlük hayatta komşuluklar var, iş arkadaşlıkları var, işte birlikte yolculuk yaptığımız zaman yolculuk arkadaşlıkları var, askerlik arkadaşlıkları var, okul arkadaşlıkları var ama dostluk o sıradanlığın ötesinde bir şeydir diye düşünüyorum. Yani dostluk inşa edilecek, oluşturulacak ve bizim katkımızla meydana çıkacak. Öyle birdenbire bir insan olma yönünü, hazır giyim gibi evet, değil. Hazır değil. Dolayısıyla dostluk bir anlamıyla insan olmak demek. İnsan gibi insan olamayan birisinin dost olması mümkün değil. Demek ki eğer insan olma çabası diye bir çaba düşünürsek, bir yolculuk, bir ömür boyu sürecek. O yolculukta dost olabilme erdemi de olmalıdır. Çok güzel. Demek ki ahlaksızdan dost olamaz. Çünkü önce bir insan olabilme çabası dediğim için mesela şu anlamda hırsız çetesi de işte biz dostuz. Hırsız çetesini oluşturan insanlar biz dostuz diyemezler. Bu anlamda dostluk yahut insanları öldüren bir grubun birbirleriyle dost olabilmesi olanaklı değil bu anlayışa göre. Yani bir dürüstlüğe ihtiyaç var. Kesinlikle bir dürüstlüğe. Erdem üzerine olmakla evet, ihtiyaç erdemle var. Erdemle başlamak gerekiyor. Ahlakla başlamak gerekiyor ki bu bizim felsefenin kökeninde olan bir şey. Çünkü Aristoteles'te dostluk yani filia bizim felsefenin felini oluşturan Türkçemizdeki filia dostluk, sevgi, erdemle başlayan bir şeydir. Dolayısıyla biz çocuklarımıza ve biz bu ülkenin geleceği için kaygı duyan insanlar olarak bütün bu ülkenin geleceğini oluşturacak insanlarımıza dost olmayı öğretmemiz lazım. Yani dost olma çok önemli bir insan olma özelliği. Dost olma seviyesine evet. ulaşmalarını, sağlamalıyız. Özlemesini sağlamamız lazım. Çünkü dost lazım. Olmak vehbi bir özellik değil. Kesbi bir özellik. Kazanılan yani bir kazanılacak özellik, bir özelliktir ve doğuştan bir potansiyelle doğuyoruz. Hakikaten dost olabiliriz. İnsan ama, fıtratında olan bir evet, şey. Evet. Yani bir heykel tıraş gibi yani bir bu şeyin sözüdür. Platon'un değil de Plüton. Plotinus'un. Plotinus'un sözüdür. Ruh heykel tıraşlığı. Yani ruhumuzu bakımdan geçirip ruhumuzu güzelleştirerek dost olabiliriz. Dost olabilmek için önce kendimizle, önce içimizdeki o derinliklerle dost olabilmek. Önce
komşumuzla, önce arkadaşımızla, hatta günlük hayatta düşman dediğimiz insanları dinleyebilmek, anlayabilmek, antenlerimizi açabilmek, yani öteki insana ötedeki insan gibi bakabilmek ve o ötedeki, ötede olanı, yani bizim elimizin altında manipüle edeceğimiz, istediğimiz yere çekip çevireceğimiz, istediğimiz gibi yönlendireceğimiz bir insan anlayışıyla dost olunmuyor. Dost çok büyük bir hürmet, çok büyük bir ihtiram isteyen bir şey. Dolayısıyla öyle bir edeple oluşturmak lazım. Belki sizin programınızın adındaki bir söz de beni çok etkiler. İklim sözü. Dostluk bir başına kazanılacak bir özellik değil. Bir iklim gerektiriyor. Çok doğru. Yani böyle bir dostluk küre diyebileceğimiz bir küre, hani hava küre, su küre, küre gibi bir dostluk küre oluşturmak ve bu dostluğun anlamını insanlara anlatabilmek gerekiyor. Elbette bu konularda yüzlerce yıldır çok güzel sözler söyleniyor. Ama bu derinliği, o bizim o Anadolu kültürünün belki köklerinde bunu bulabilmek, o dost kelimesinin derinliklerindeki anlamı tekrar bu yaşadığımız çağdaş dünyaya anlatabilmek imkanı bize verilmiştir. Böyle bir imkan bizim kültürümüzde var. Çünkü herhalde tasavvufta siz daha iyi bileceksiniz. Dost Allah'tır. Yani hakiki oradan başlıyor. Allah'tır. Evet, hakiki dost Allah'tır. Ve ama diğer biz, dostluklar da Allah için dostluklar. Ve dolayısıyla biz eğer insan insana dost olamazsak Allah'la dost olabilme imkanımızın da olmadığını ben düşünürüm. Dolayısıyla insan olarak bir defa bunu başarmamız lazım. Öyle anlaşılıyor ki yeryüzünün tarihine baktığımız zaman, insanın serüvenine baktığımız zaman insan henüz yeterince dost olma başarısına erişebilmiş değil. Dünyada zulüm var, dünyada kavga var, dünyada haksızlık var, dünyada cahillik var, dünyada kabalık var. Dolayısıyla bütün bunları aşabilecek ve insanı kendisiyle, insanı birbiriyle, insanı arkadaşıyla, insanı paylaştığı, hayatı paylaştığı insanlarla, paylaşamadığı, karşı çıktığı insanlarla dost kılacak bir medeniyet, kültür seviyesine bir çıkarmak lazım. Bir iklime ihtiyaç var. Bir iklime kültür, ihtiyaç, evet, ihtiyaç var. Onu, ve biz o insanca bir iklimdir. Ve o insanca insan, evet, iklimini, evet, biz oluşturmak, kesinlikle, için bunun projesi içinde var olmalıyız. Evet. Buna yönelmeliyiz. Yani dost iklimini nasıl oluşturabiliriz? Bunun için de elbette Batı'nın geçirdiği serüveni bilmek. Mesela dostluk üzerine ilk konuşanlardan biri Aristoteles'tir ki biz de biliyorsunuz muallime evveldir. Zaten bizim de öğretmenimizdir Aristoteles. Ondan öğreneceğimiz çok şey olduğu gibi bizim kültürel derinliklerimizde dostluğun ne olduğu üzerine inanılmaz ipuçları var. Yani bu ben mesela Cengiz hocam da bu kendisi çok yakından ilgili. Mesela bizim türkülerimizde, şarkılarımızda, bilmecelerimizde, destanlarımızda, folklorumuzda dostluk üzerine o kadar derin ipuçları var ki bunlar üzerine düşündüğümüzde ve bunları çağımızın felsefe diline, çağımızın ahlak diline, çağımızın hayatta kullandığı dile çevirebilsek, dönüştürebilsek bizim bütün dünyaya anlatacak, söyleyecek çok sözümüz olduğunu düşünüyorum. Elbette bunu dinleyenlerin bir kısmı ya bu da bir hüsnü kuruntudur diyebilirler ama diye de bilirler ama biz diyebilirler. Ne anlama geldiğini ama bunu düşünmediğimiz, yani bizdeki derinlikleri fark etmediğimiz, bizdeki dostluk iklimini tekrar tazeleyip ortaya çıkaramadığımız, bizde var olanı ihya edemediğimiz, ona hayat veremediğimiz takdirde hem bizim
bu Anadolu'da yaşanan hayata yazık olur. Hem de dünyadaki bu yaşanan ve şikayet ettiğimiz çoğu özellikleriyle hayata yazık olur diye düşünüyorum. O yüzden dostluk gerçekten çok çok önemli bir kavram. Ama öncelikle bu dostluk üzerindeki hamaseti ve dostluk üzerindeki o basma kalıp sözleri bir tarafa koymak ve dostluğun ne kadar müşkül, ne kadar çaba ve emek isteyen, ne kadar bilgi isteyen, ne kadar insan derinliklerine inmeyi gerektiren bir anlayış istediğini bizden bildiğimizde, o zaman sırtımıza çok büyük bir mesuliyet düşüyor. Evet, o sorumluluk üzerinde, evet. Müsaaderseniz duralım. Fakat ben Cengiz Hocam'a dönmek istiyorum. Ve sizin aynı soruyu size sorsaydım, görüşünüz ne olacak diye soracağım. Yani sizce dostluk ne demek? Şimdi benim tabii biraz daha farklı bir açıdan bakma ihtiyacını duyuyorum. Belki herhalde bir 30 yıla varan dostluğumuz her üçümüzün de böyle bir tarihi var. Ama özellikle sevgili Ahmet'le bizim çok uzun yıllara varan dostluğumuz var. Yani biz hem kendi ilişkimize dostluk rahatlıkla diyebildik bugüne kadar ve dışarıdan bizim ilişkimize de bunlar dost diyebildiler. Şimdi nedir o zaman? Ya ben daha somut, biraz psikanalitik, biraz sosyopsikolojik bir tahlil yaparak ne menen bir şey bu dostluk kavramı, neye karşılık gelebilir? Biraz onu anlatmaya çalışacağım. Bir kere yani dostluk kavramını bu felsefede hep vardır ya, çifte kavramlar gibi düşmanlıktan çıkararak anlayabiliriz. Husumet, düşmanlık. Düşman olmamak anlamında dostluk ne manaya gelecek? Hayır, yani, husumet içinde olmamak anlamında ne manaya tabii, gelecek? Karşıtıyla anlamak sanki biraz daha kolay. Oradan yola çıkarak şöyle, yani dost olma, dostu olma, dost edinme. Tabii işin mistik manevi yönünü bir kenarda saklı tutarak ve biraz da sizin ufdenize bırakarak sizin alanınıza biraz girmek de istemiyorum ama. Şimdi mesela nedir bizim Ahmet'le bunca yıldır bu ilişkiye dostluk adını verdiren temel karakter? Biz birbirimizi çok övgü düzüyor gibi bir şey yaratmayalım ama yani somut bir gerçeklik. Ben şöyle düşünüyorum. Birincisi hani hep böyle bir bu empati kavramı çok kullanılır biliyorsunuz. Sevgi şart, yani dostluğun birinci komponenti. Yani biz bu kavram, karmaşık kavramı biraz daha analiz edelim. Güzel. Birincisi sevgi. Bu sevgi de kendi içinde bir sürü şeyi barındırıyor. Nedir? Ben Ahmet'i çok seviyorum. O da beni seviyor diye düşünüyorum. Ya ama bu sevgi sadece böyle bir duygusal bir yakınlık hissiyle sınırlı değil ki. Yani ben Ahmet'le ilgili sorumluluk hissediyorum. Yer yer. Biraz evvel o da bahsetti. Yani sorumluluk, evet. Sorumlulukla yani ben, alakalı olan. Hani bu erdem, dürüstlük gibi daha yüksek etik değerler bağlamında değil de daha beşeri, insani, günlük hayata dokunan bir terimlerle, kavramlarla anlatmaya, betimlemeye daha doğrusu çalışacağım. Bu tabii dost, bir insanın en çok sevdiği varlık, yaratık, bu yani bir karşı cinsten ya da kendi cinsinden olması sevgiyi dışarıda bırakmayı gerektirmiyor. Yani insanın hani eşi, sevgilisi, dostu olabilir mi? Eğer dostluk varsa o sevgi ilişkisi ve sevgili ilişkisi sürüyor zaten. Yani o yoksa olmuyor. O birinci koşul. Bizim aramızda da böyle bir sevgiden kastım. Ben zaman zaman Ahmet'ten kendimi sorumlu hissederim. Eğrisinden, doğrusundan, başarılarından gurur duyarım. Zaman zaman yaptığı bir tür yanlışlar bence var ise önce anlamaya çalışırım. Yargılamam, kınamam. Zaman zaman belki kızsam bile en azından yüz yüze konuşurum. Yani bugüne kadar Ahmet tutup da yani benim hakkında bak şöyle diyormuşum bir yerden bir gıybet ya da hakkında böyle bir serzeniş falan, böyle bir şey açık bir ilişkidir yani, demek istediğim bu. O kadar açık bir ilişkidir ki zaman zaman yani hani neredeyse hani Ahmet de galiba şu durumda, şöyle bir ortamda şunu düşünürdü ya da şöyle hissederdi ya da böyle davranırdı diyebilecek kadar özdeşlik doğmuştur dostlar arasında. Ya
yani ortada bir... Kendi içinizde ona ilişkin bir ikinci ben var. Ha, yani evet, on, sanki o demek güzel. Olan bir yani, ikinci evet, ben. Evet, evet, içimde, yani, evet. Yani dostluk dediğimiz zaman tabii, onunla tabii. birlikte yaşarken kendi içinizde onu da hissederek evet. yaşıyorsunuz. Ve şöyle de zaman zaman bunu anlatırız. Hani arkadaşlık, iyi arkadaşlık, sıkı arkadaşlık, sıkı fıkı arkadaşlık falan muhakkak ki çok değerlidir de. Ama dost dediğimiz çok özel bir ilişki ve çok özel bir insan bu. Hatta bir manevi varlık içinde bu malum kullanılır. Bu yani Anadolu açıkçası Sufi geleneklerinde de, heterodoks geleneklerde de dost. Hü dost dediğiniz zaman veya dostun bahçesine diye veya dostun gülü yaralar dediğiniz zaman farklı inanç şeylerinde bile, gruplarında bile dost kavramına verilen, atfedilen anlam çok yüce bir anlam. Yani insanlar arasındaki ilişkideki dostlukta da böyle bir manevi... Gel dosta gidelim dediği zaman... Ha, gel, değil tabii, gel dosta gidelim, dostun bir gülü yaralar. Yani dostun bağına hoyratça girilmez. Yani ben şimdi Ahmet'in ne kadar dostum demek pervasızlık değil. Ben varlık alanına, mahremiyetine yani varlık alanına destur almadan böyle hoyratça giremem. Onun adına konuşamam. Eğer ben Ahmet'le ilgili çok da gerçekliği olan, gerçekliğe hani tekabül eden birkaç cümle kurabiliyorsam yeter, birkaç cümle. Yani ben Ahmet'i size gelin oturayım, tahlil edeyim. O kadar iyi dostum ki en ince şeyine kadar tanırım değil. Ama hissederim. Belki de birbirimiz hakkında da birçok yanılgıyı da hakkımızda taşıyor da olabiliriz. Ama bunu taşımayı da gönüllü olarak isteriz. Hani birbirini çok özler, birbirinden ayrılamaz, birbirine işte hiç hayır öyle de olmaz. Zaman zaman yıllarca görüşmediğimiz de olur. Ama daha ben bugüne kadar ne Ahmet'in ne benim, yani hem üzerimizde konuşuyorum ama sitem ettiğini hatırlamam. Bakın dostlukta sitem eğer yok. Sitem, kinaye falan zaten hiçbir sağlıklı, ortalama sağlıklı bir arkadaşlıkta bile yeri olmayan bir şey de. Hani sitem bizde hep yanlış anlaşılır. Çok sevdiğine, dostuna, yakınına hani yapılır. İşte çünkü beklenti yüklüdür. Dostlukta beklenti yükü yoktur. Bu beklentisizlik de değildir ama bir beklenti yükleme yani beklenti dostum, dolayımından geçerek onunla dost değil. Tabii tabii. Doğrudan yani, doğruya bir tabii, ilişki vardır. Orada, dostluk da açık ilişki dediğim oydu zaten. Yani beklentiler, yüksek beklentiler gerçekçidir. Kapasitesine uyar uymaz bu ilişkinin ya da karşıdakinin. O ayrı bir şey. Yani onların yaratabileceği düş kırıklıkları falan söz konusu pek olmaz. Ve bu açıkçası hani böyle konuşarak, sözleşerek bir akit imzalar gibi de gelişen, kurulan bir ilişki de değildir. Bu biraz kendiliğindendir. Demin siz söylediniz, biraz fıtrat meselesi bu gerçekten de. Yani kazanılan, edinilen hani sevme sanatı. Ben sevme kapasitemi genişletiyorum. Hani bu tasavvufta vardır ya, kavrama, anlama kapasitesini genişletmek bir anlamda eğitimle, özel tür bir eğitimle mümkündür. Bu bir tür sevgi eğitim için de geçerli olabilir de. Ama ben yani böyle dostluğu böyle bilmezdim. Ya da ben bunu dostum sanmazdım. O kadar çok bu tarz şeylere rastlarsanız ki. Bu kadar şikayeti olan insanlara baktığınız zaman dostunun olmadığını da görürsünüz. Yani yalnız. Zaten herhalde çağımızın insanının evet, yani oraya da en önemli lazım. Sorunu. Yani dostsuzluk probleminin hani illa düşmanın yokluğu gerekiyor. Dostlarının varlığına işaret etmiyor. Yani benim çok belirgin bir düşmanım da yok ama dostum da yok. Soliptik böyle tek başına bir individü, bir birey olarak ama böyle bir tecrit içinde, bir varlıksal anlamda, varoluşsal anlamda söylüyorum. Kimseden bir beklentisi yok, kimseye bir şikayeti de yok, talebi de yok belki ama görünüşte de böyle bir denge ve uyum içinde de bir varlık, bir birey olarak yaşıyor olabilir ama yapayalnızdır. Burada bir fakirlik var tabii. Bu bir manevi, ruhsal bir fakirlik. Bir, bu anlamda söylüyorum. Yani dostluk maneviyatımızın galiba en değerli gıdası. Tabii bu dostluğu hani cinsiyete falan bağlamadan genel anlamda konuşuyoruz. Ama galiba yani bu sevgi meselesini biraz daha açarsak yani bu biraz varlığa ilişkin bir duygu da bir taraftan. Yani varlığı kendisiyle hissettiğimiz bir duygu. Yani bizi varlıktan haberdar eden, var olmaklığımızdan haberdar eden bir duygu o dostluk. Yani bir erdemin içindeyiz dedi. Evet. Bir erdemdir dostluk dedi Ahmet Bey. Şimdi bir konu daha aklıma geliyor. Yani bir sürü şeyler söylenebilir de bu dostluğun hani elementlerini, ögelerini tartışıyoruz.
Mesela nedir? Bir öyle bir dostluk ki hani bu açıklık ve ayna tutma meselesi. Yani dost ayna tutar. Siz olgunlaşma, kişisel, bireysel gelişme ve olgunlaşmayı ancak ve ancak hani yüce bir takım davalara bağlanarak, özveride bulunarak, başka tür yani ilişki zenginlikleriyle zihinsel, ruhsal şeyinizi besleyebilirsiniz ama kendi ruhunuzla, kendi ruhunuzun derinlikleriyle, gerçekliğiyle temas etmeyi istiyorsanız bunu ancak size bir dost yapabilir. Dostların varlığıyla olabilir. Onun aynasında kendinizi fark edersiniz. Evet. Yani bir o aynada kendinizi. Evet. Hani bir profesyonel psikanaliste, bir terapiste gitmiyorsanız ki hiç de gerekli ve şart da değildir ama dost size sizin ne olduğunuzu gösteren bir aynadır. İşte böyle bir aynanız yoksa fakirsiniz ve yalnızsınız. Şimdi o noktaya da girmek istiyorum ama çok sapmasını da istemiyorum konudan ama mesleğinizle alakalı bir şey sormak istiyorum. Bir psikiyatri hekiminin üstlendiği o şey sanıyorum dostluktan farklı bir şey. O başka bir şey. Tabii, yani ama orada başka bir mesafe, başka bir ilişki var. Tabii, yani onun aynasında da kendinizi fark edebilirsiniz. Onun gösterdiği noktadan da ilerleyebilirsiniz ama oradaki ilişki farklı. Arada yani, ne fark? Ne fark var? Yani çok kısaca sorsam, cevabı kısaca istesem. Pardon, benzerlik şu. Yani benim dostum diye nitelendirdiğim ya da öyle hissettiğim, illa adını koymam da gerekmez ama böyle bir kişiye ben yüksek bir empatiyle yaklaştığımı rahat rahat söyleyebilirim. Herkes için geçerli tabii. Yani ben ne durumda illa onun acısını en yüksek bir, neredeyse onunkine denk ağırlıkta ben de yaşarım değil. Bu bir marifet değil, bu bir yaranma. Bunun o değil. Yani bu bir de öyle sunulur ya, hani dostluğunun göya gücünü gösterebilmek için arkadaşlığının, sadakatinin değil mi teşhiri vardır. Dostluk teşhire izin veren bir ilişki değil. Yani ne kadar dostuz biz, ne kadar derin, buna izin veren bir şey değil. Ama empati bir terapi, psikoterapi, terapiler, psikanaliz için biraz farklı. Psikanalizde empati şart değil. Ama terapi ilişkisinde empati, yani karşımızdakini, ötekini anlamanın sağlam, en sağlam güvenilir yolu. Buna benziyor. Dostlukta da böyle bir empati, duygudaşlık, eş duyum. Ama bu öbüründe bir amaç, pratik bir amaç için. Yani sizi size anlatabilmek ya da sizin olgunlaşma değişmenizi sağlayabilmek açısından empati bir araç gibi. Dostlukta bir araç değil, bizatihi dostluğun olmazsa olmaz temel bir koşulu. Amaç da değil, kendi başına. Kendiliğinden olan bir kendiliğinden, şey. Evet. Böyle bir beklentisi olmaksızın da. Böyle bir fark var. Bazen hüsrana da uğrayabilecek olduğunu, bazen sıkıntıları da olabilecek olduğunu bilerek böyle bir ilişkinin şimdi, içinde var olmaklığınız söz konusu. Şöyle bir şey belki. Bir, bu bakın, dostluk için söylüyorum. Bir ilişki, dostluk, hakikaten bu bir dostluk. Hani ideal, en mükemmel dostluk diye bir sıfat koymadan söylüyoruz. Bir ilişkinin herhalde dostluk olup olmadığını sınamanın en iyi yolu bu ilişkide doğabilen, doğan ya da ortaya çıkan ikili ilişkiye ait bir krizin nasıl ele alındığıyla ölçülebilir. Çok güzel. Nasıl el alındığına. Yani dışarıdan diyelim ki biz böyle ilişkimizde bir gerginlik, bir sıkıntı yaşıyoruz. Bir kriz yaşıyoruz. Çatışma yüz yüze olması da gerekmez. Biz bu krizi eğer gerçekte bir dostluksa üçüncü kişisiz bunu gözleyerek anlayabilirsiniz. Nereden anlarım? Şuradan anlarız. Böyle bir kriz çok yoğun duyguları da getirebilir. Çok yoğun yani ve ama işte açık ilişki dediğim bu. Ben her şeye rağmen seviyor ve bu benim senin yanlış anlamış olabilirim. Yani farklı bir biçimde değerlendirip beklenti düşkünlüğüne uğramış olabilirim. Ya da kendi beklentilerimi yansıtıp filan yani o karışık şeyler. Onların o gerginliğin, krizin yaşandığı sırada bunlar rasyonel, sakin, duru bir şekilde belki konuşulamaz ama bir zaman sonra belki biraz birkaç saat biraz uzak durup veya bir iki gün her neyse gel Ahmet ya şunu serin serin senin kanlı şöyle bir oturalım bir doğru dürüst bir illa oturulur ayakta konuşulmaz nedense gel sakin sakin oturup bir konuşalım. Peki abi nedir? Biraz suratlar asık da olsa hafif gerginlik hala hissediliyor olsa da bir anlamaya evet. Ve kendini doğru aktarmaya dönük sahih, samimi bir adım ve çabayla başlar.
Çünkü dost affeder. Bağışlayandır dost. Yani dostluk ve bağışlama iç içe bir şey. Yani onu rıza gösterendir, onu çok kabullenendir. Güzel. Yani bu rıza ilişkisi, rıza bu kabullenme tabii, son rıza derece önemli bir yer tutuyor. Bu her şeyin sadece hoş bir şekilde cereyan etmesi anlamına tabii, gelmiyor. Değil, evet. Bazen hiç de gelmiyor. Ama karşılıklı kabulleniş, karşılıklı rıza gösterme, birbirine yönelerek kendisinin varlığını fark etme, birbirinin karşısındaki saygı itibariyle yine kendilerini fark eden insanlar, insanlardan olma, böyle bir noktaya geliyorsunuz. Biraz evvel Ahmet Bey dedi ki, yani bu bir ahlak, bu bir erdem. Evet, ben de ona inanıyorum ve tabii. Bunu bu şekilde de anmayı çok seviyorum. Doğru. Bir dostluk ahlakı dediğimiz, Hilmi Ziya Ülken Bey'in aşk ahlakı dediği biliyorsunuz. Çok güzel bir kavram var, bir kitabı da var üzerinde. Yazdığı aşk ahlakı adını taşıyan. Biz de dostluk ahlakından bahsedebilmeliyiz. Yani mutlaka dışarıda kalan, dışarıda olan o aşkın normlara, o aşkın ödevlere, o aşkın değerlere uymak değil söz konusu olan dostluk ahlakında. Madem ki ahlak, madem ki erdem, insanın insanla beraber yaşadığı, insanın eğer dindar isek Tanrı'yla birlikte Tanrı karşısında kendisini hissettiği o nokta ise, işte dostluk bana kalırsa bunu çok net belirliyor. Bir kere şunu anlıyoruz. Ben dostumun karşısında bu dostluğun muhatabı olabilecek ölçüde, bu dostluğa muhatap olabilecek ölçüde varım. Ama ben benim. Bir kişiyim, bir kişiliğim. Karşımdaki de öyle. Onun da bir kişiliği var. Terimi devam edelim isterseniz, kavramı biraz daha açalım. Onun da kendine has bir mahremiyeti var. İlla bu mahremiyetin açılıp döküldüğü bir alan değil dostluk. O karşılıklı mahremiyetlere saygı duyulan, onun karşısında mesafe alabildiğim bir yer. Ama o mesafede öyle bir hürmet var ki o hürmette ben kendimi buluyorum ve yine de kendimde onu buluyorum. Bu kendimde onu buluş ya da onda kendimi buluş, ikiyi mutlaka birbirinin aynı haline getirmek, aynı varlık haline getirmek değil. Ama o ikiliği birbirine ayna haline getirmek. Yani burada ayna olmakla aynı olmaklık arasında bir fark var. Onun başkalığında, onun ötekiliğinde, onun kendine has oluşunda, onun kendine ait bir mahremiyetinin oluşunda siz de kendinizin farkına varıyorsunuz. Size nazaran aşkın olan ama o aşkınlığı kendi içinizde fark ettiğiniz bir varlık. İçinizde olan fakat ancak aşkın olduğunu fark ettiğiniz zaman ortaya çıkabilen bir varlık halinde bu dostluk ortaya çıkıyor. O zaman mutlaka birbiri karşısında ikili olarak var olmakla, farklı olmakla, birbirine mesafe içinde olmakla, bazen çok farklı ve zıt karakterler içinde olmakla ihtiyaç var. Ama bunlara rağmen, bazen bunlar dolayısıyla, bunların içinden bir ve beraber olmaklık var. O zaman çok geniş manada dostluğu, tabii bir barış idealine de, bütün insanlar arasındaki bir barış idealine de, o insanları bir onlar alanı halinde değil, yani dışarıda kalan bir nesnelermiş gibi, o olan, onlar olan varlıklar şeklinde değil, ama o insanları senleştirerek, tırnak içinde senleştirerek seyredebildiğimiz bir alan doğuyor ve mümkünse bu alanı işte nesnel, genel bir insan olmaklığın dışına çıkarak muhatap olduğum insanlar şeklinde düşünmek ve senlerden oluşan ve senlerin içinden yakalanabilecek bir onun varlığına hürmet ettiğim bir yer olarak görmek gerekiyor. Nitekim sufilerin bu nokta, bütün insanlar için bu söz konusu ama sufiler özellikle bunun üzerinde çok duruyorlar. Yani asıl dost tabii Allah'tır, Tanrı'dır. Ama ondan dolayı da onun bir çeşit kendini ifade edişi gibi onun bir çeşit yitik beninin tamamlanacağı o yermiş gibi, insanın kendisinin yitik beninin tamamlanacağı o yermiş gibi dostluğu ele alabiliyoruz. Ve her dostta Tanrı'dan bir haber adeta alıyoruz. Bir tür onun farkına varıyoruz. Onun dostluğunun sıcaklığını, daha da derinlerde var olan o sıcaklığı fark ediyoruz.
Onun için senlerle olan ilişki bizi daha da ötedeki aşkın olan bir Allah fikrine doğru, Allah dostluğuna doğru götürüyor. Dost üzerinden tanımlarsak sadece varlık değil, sadece bir zorunlu varlık alanı değil. Fakat kendisiyle sıcak bir ilişkiyi muhafaza ettiğim yer olarak tanımlarsak orada muhteşem bir alan ortaya çıkıyor. Ki insani dediğimiz o alan. O zaman insan alanı ve insan Tanrı Allah ilişkisinin o oluşturduğu alanda bana kalırsa dostluk açısından değerlendiriliyor. Bunu tersten söyleyecek olursam, söylemeye çalışacak olursam şunu da söyleyebilirim. Hazreti Mevlana'nın ifade ettiği gibi işte insan kendini fark ederken o asli vatanından uzak, ona doğru yönelme halindeki o varlık halinde yine fark ediyor. Bir yerde Yunan düşüncesindeki filia, değil mi? Yunan düşüncesindeki filia bununla alakalı. Sadece seven değil, yönelen, hikmeti seven değil, hikmete yönelen. O zaman insanı şöyle tanımlıyoruz. Sanki asli vatanına dönmek istercesine Allah'a doğru yönelen, asli vatanından haberdar olmuşçasına Allah'la dost olan ve Allah'a dost olan varlık. Bundan dolayı bütün bir yaratılmışla da ve özellikle bu eksikliği kendinde fark eden diğer insanlarla dost olmak ve birbirimizi beraberce tamamlayabileceğimizi hissetmek. Ama birbirimizi yine kendimize indirgeyerek değil, onları yok ederek, onları tüketerek değil, onların orada olmaklığına hürmet ederek, onların farklı benler halinde var olmaklığına saygı göstererek el ele tutmak ve müşterek bir insanlık evreni, müşterek bir kainat, müşterek bir insan-Allah ilişkisi ortaya koymak da herhalde Sufilerin yapmaya çalıştığı o şey demek. Siz Ahmet Bey bu şeye de çok ısrar ediyorsunuz. Yani illa işte en sıcak ve en hoş ilişkinin yeri değildir dostluk. Karşısındakini fark eden, onu farklılığı içinde fark eden yerdir aynı zamanda. Kavga edilebilir. İlişkilerin tabii çok negatif durumları da olabilir. Farklılığımızı orada fark ederiz ama bütün bunlara rağmen birbirimize hürmetle yine birbirimize bütünleşiriz. Yine bir sözünüz var, onu ben de tekrar ediyorum ve çok seviyorum. Bunu aynı şekilde sufiler de söylüyorlar. Dost kapısında beklenendir. Kapının eşiğinde beklenendir. Her an, o zaman biraz daha değerlendirelim. Her an o kapıyı açıp girebileceğimi ve içeriye dahil olabileceğimi bilsem de yine onun kapısının önünde bekleyebilecek olduğum o varlıktır. Değil mi? Yani öyle bir bana nazaran, kendime nazaran onu tüketmemek, kendime mal etmemek, kendi adıma onu ortadan kaldırmamak durumundayım. Ne dersiniz? Şimdi elbette bu kapısında beklediğim, o da benim kapımda bekleyecek. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Dost kazanılacak, inşa edilecek, oluşturulacak bir varlık. Dolayısıyla benim insan olma çabamda, gayretimde, serüvenimde olmazsa olmaz bir yeri var. Çünkü ben dost olamazsam İnsan olamam. Ben dost olamazsam kendimi aşamam. Çok doğru. Öteye gidemem. Dost olabilirliğim ölçüde. İnsan olabilirim. Dosta yönebilirliğim ölçüsünde ölçüde insan olabilirim. İnsan olabilirim. Ve ancak diğer insanları dinleyebilen, onları dinlemeye hazır olan birisi dost olabilir. Ancak böyle biri Tanrı'ya doğru yürüyebilir. Çünkü insanı sevemeyen, o en sıcak, en somut dostluk ilişkilerini kuramayan birinin ve kuramadığı için hayır benim ilgim insana değildir, o yüce varlığıdır, varlığıdır demesi bence çok büyük bir ihmali içinde taşıyor. Çünkü bizim nasıl bir insan olduğumuz, başardığımız ya da başaramadığımız dostluklarımızla ortaya çıkıyor. Yani belki de bize sorulacak hesap budur. Yani bu fani ömründe, bu sınırlı ömründe
dostluk olarak neyi başardın? Bize bunu soracaklar. Yani bize dostluktan soracaklar. Bize sevgiden soracaklar. Ne başardın, ne yaptın? Bunu biz çok parlak sözlerle kapatamayız, örtemeyiz. Herhalde Cengiz Hocam'ın da dediği gibi bu dostluk meselesi çok somut, çok belirli bir şey. Yani o hamasi edebiyatla üstünü örtemeyeceğimiz, kapatamayacağımız bir şey. Çünkü çok net görülebiliyor. Ben öyle sanıyorum ki dost olabilen bir insanın, tabii onu bilmiyorum ama içime öyle bir şey doğuyor. Yani sanki bu psikonörolojik bir şeydir. Yani dost olabilen insanın hücrelerine sinen, bedenine sinen bir şey var. Yani bu insan diyorsunuz dost olabilen bir varlıktır. Belki Maslow'un, evet Maslow'un galiba öyle hani A tipi, B tipi insan ayrımı diye bir ayrımı aklıma geliyor. Hani bazı insanların dost olma yetenekleri belki de o iklimi yaşayamadıkları için, belki de kişilik yapılarından kaynaklanan olumsuzluklardan dolayı dost olma özelliklerine sahip olamayacaklarını veya çok çok bu uğurda emek sarf etmeleri gerektiğini görüyoruz. Bazı insanlarda da hani şimdi gençler hep söylüyorlar ya elektrik diye bir söz. Yani adamı gördüğün zaman ya bunda bir dost elektriği çıkıyor diyorsun. Yani böyle bir elektrik var değil mi? Yani bazı insanlar dinlemeye, paylaşmaya, anlamaya hazır. Yüreğini açmaya hazır. Yani sürekli olarak gardını almış, sürekli olarak işte bunu söylersem bu çıkar, bunun ardında bu çıkar diye hesap yapmıyor. Demek ki dostluk bir kendiliğindenlik isteyen bir şey. Ve dürüstlükle zaten dürüstlük o kendiliğindenlik, evet, bu spontanite dedikleri. Evet, spontanite dedikleri şey bu. Ve bir de bence dostlukta çok önemli olan özelliklerinden biri şu. Dostum ve ben birbirimize öyle bir duruş içinde duruyoruz ki o benim dostum olmakla kendisi oluyor. Yani bir araya geldiğimiz zaman kendisi olduğunu hissediyor. Benim ona karşı duruşum öyle oluyor ki mesela Cengiz hocayla diyelim o Cengizliyor. Cengiz oluyor. Ben Ahmetliyorum. Yani bizim dostluğumuz o anlamda ben bir başkası olmuyorum, ezik hissetmiyorum, bastırılmış hissetmiyorum. Onun için kendim olmamda dosta çok ihtiyacım var. Cengiz ne olur bana öyle bir dur ki kendim olayım. Galiba Mevlana ile Şems ilişkisinde bir anlamda o var. Yani Mevlana'yı Mevlana kılan Şems değil midir? Yahut da Şems'i belki de Şems olmasında, onun bir güneş olmasında Mevlana'nın katkısı yok mudur? Biz insanlar tek başımıza hiçbir şey değiliz. Yani benim benliğime dostum dahildir. Yani beni anlattıkları zaman benim içimdeki dostları anlatacaklar. Çünkü beni ben kılan dostlarımdır. Yani dostluk benim dışımda olan bir şey değildir. Benim içimdedir ve içimdeki ötede durandır. İçimde ve ötede durduğu için onu istediğim gibi eğip bükemem. Yani eğip bükemem dışımda değil, hayalimde bile ona hakaret edemem. Bunu yapamam. Düşüncelerimde bile onu incitemem. Eğer böyle bir saygı, içimdeki dostuma böyle bir saygı bende gelişmişse zaten dışarıda, düşüncelerimin dışında kanlı canlı somut bir varlık olarak zaten ona hakaret edemem, onu yönetmek, ondan yararlanmak, onu bir haz aracı olarak kullanmak, bir menfaat aracı olarak kullanmak hiç aklıma gelmez. Ama bu çağdaş dünyada, bu koşuşturma içinde insanlar birbirlerini araç olarak görüyorlar ve yalnızlar. Cengiz Hoca biraz önce söyledi. Yani bir arada yalnızız, bir ev içinde yalnızız, bir sürü insan bir arada ve dost olmaları gerekirken dost olamıyorlar. Bir şirkette bir sürü çalışan var ama hiçbiri birbirinin dostu değil. Bir apartmanda
Bir sürü insan var, birbirlerine komşular ama dost değiller. Dolayısıyla insanlar bu dünya denen gezegende bir arada oluyorlar ama giderek biliyoruz ki Avrupa'da, belki Amerika'nın büyük bir bölümünde de dostluk kavramı bu anlamda pek görünmüyor. İnsanlar giderek yalnızlaşıyor, giderek paylaşma zorlukları çıkıyor, giderek daha sığ, daha yüzeyden, daha anlamı ortadan kalkmış bir hayat biçimi içine sürükleniyorlar. Şimdi iki şeyi birbirine ekleyerek de söyledik. Söylediğiniz yani anlamlı bir hayat ve dostluğun evet. bir arada olmaklığı son derece önemli. İki kavram birbirini tamamlıyor adeta. Siz dostluğa açık, dost için, dosta doğru bir varlıksanız dünya da sizin için bir anlam evet. kazanıyor. Böyle baktığınız zaman, böyle yaşadığınız zaman hayatı anlamlanıyor. Tam tersini ifade etmeye çalışalım. Yalnızlığa mahkum etmişseniz kendinizi, kendi egonuzun içine kendinizi hapsetmişseniz, kendi bencilliğinizin girdabında, üstelik de bunu büyük bir özgürlük zannederek yine kendinizi mutlaklaştırmışsanız, tam da bu anlamdan, tam da bu imkandan, tam da bu insan olabilme özelliğinden ayrılmış oluyorsunuz. O halde bir sarsıntıya ihtiyacımız var. Yani kendisi adına, kendisi için olmak adına kendinin dışına taşmak, kendinin dışına doğru yönelmek, o yek diğerinde, dost dediği o insanda, yine onun aynasında kendini fark etmek gerekiyor. Bir şeye alınganlığım var. Hocam sizin söylediğiniz bir şeyde. Birilerinin hakkını muhafaza etmek, müdafaa etmek istiyorum. Bilmiyorum Cengiz Hocam bana katılır mı? Dost olamayan insan olmamalı. Ama dostluktan kendini perdeleyen insanlar var. Hmm. Mümkün olduğu kadar o perdeleri kaldırabilmek, mümkün olduğu kadar onu açabilmek, mümkün olduğu kadar onu yek diğerine ve bir dosta doğru yönlendirebilmek mümkün olabilmeli. Ben bütün insanların içinde bunun olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün insanlar o anneyle babanın yavrusu olarak dünyaya geliyor ve annenin yüzünde kendini fark ediyor. O münasebetler içinde, o farklı şahıslar içinde, o sevginin içinde kendini insan olmakla itibariyle fark ediyor. En azından bir ana rahminin sıcaklığından dünyaya geliyor. Hiçbir şey olmasa bile. O sıcaklığın içini kendi açımızdan, içimizdeki o sıcaklığı hissedelim. Ve bu mutlaka yek diğerine doğru yönelmeyi ve onunla kendini, onda kendini bütünlemeyi, onunla bütünleşirken kendini bütünlemeyi gerekli kılıyor. Eğer burada engelleyen bir şey varsa o insan olmayan bir varlık. Ama eğer insansa, ki o insan, o perdeleri kaldırıp şimdi yönelebilecek bir seviyeye gelmiş olması gerekir. O beklenir ve onu açmak, ona o sevgiyi öğretmek, o dostluğa onu yönlendirmek gerekiyor. Hazreti Şems ve Hazreti Mevlana arasındaki münasebette de mutlaka bu var. Hocam size söz vermiyor gibiyim ama müsaade ederseniz hemen size yöneltecek şekilde bir şey söyleyeyim. Hazreti Mevlana ve Hazreti Şems arasında da bu münasebet var. Şems olmasaydı Mevlana, Mevlana olmasaydı tabii Şems olmayacaktı. Ama o ilişkide, dostlukta bir yürüyüş de var, bir ilerleyiş de var. Yani mümkün olduğu kadar kendimi, kendim olmaklığım itibariyle kendi aşkınlığımda ama ötekinde fark etmek var. Yani artık Şems daha yüce bir kendim olarak ortaya çıkıyor. Herhangi bir kendim değil ama daha yüce bir kendi olmaklığım olarak ortaya çıkıyor. Nitekim dini hayatı anlatan bir program, anlatmaya çalışan bir program bizim programımız. O bahsi de hemen açalım. Orada Hazreti Peygamber ve Hazreti Ebu Bekir arasındaki dostlukta tam bir sadakat ilişkisi halinde, tam bir inanç ilişkisi halinde ortaya çıkmış. O dostluğu da mutlaka ifade etmek lazım. Yani en zor anlarda, en olmayacak anlamda. Bu kelimeyi günlük basitleşen ifadesiyle söylemiyorum ama tam anlamıyla söylüyorum. En inanılmaz anlarda dahi Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Peygamber arasında bir dostluk var. En inanılmaz o yerde dahi Hazreti Ebu Bekir ona tam bir inanç, tam bir sadakat halinde. Ve ikisi de birbirinde bunu fark ediyorlar. Nitekim Tanrı'ya doğru açılan bir dostluk ilişkisi de böyle bir aşkın dostluk seviyesinde yine kendini ifade etmiş oluyor. Sizin sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Hemen hemen aynı noktaya geldik galiba. Yani dostlukta
öyle hesapsız, çıkarsız, hasbi dedik ya bir nitelik. Evet, hasbi o kelimesi çok doğru. Güzel. Garazsız, ivazsız diyoruz değil mi? Evet. Ya hiçbir yani, menfaat kaygısı olmaksızın. Evet. Bu ama yine de bir psişik bir şey de var yalnız. Yani bir manevi doygunluğum ve benim manevi bütünleşmemde vazgeçilmezlik de taşıdığına göre dostum, orada da bir tür ama bu böyle tasarlanmış, planlanmış bir hesap olmadığı için ona belki şey diyemeyiz, bir çıkar hesabı. Bir de şu, şimdi bu oru noktaya gelecektim. Yani acaba bir anlam dünyalarımızda ve değerler demetimizde bir yakınlık, birbirini bu anlamda da geliştirme, kotarma, acaba dostluk ilişkisinin içinde bulunan temel özelliklerinden biri de değil mi acaba? Yani ben bambaşka bir değerler dünyasına, yani şunu çok açık söyleyeyim, yani insana işkence eden, insanı ezen, zulmeden veya zalimiyle benim dost olmam mümkün mü? Yani bu da temel bir şey. Dolayısıyla yani bu dost, sıkı dostluk dediğiniz ilişkiye gene bir baktığınızda tıpatıp aynilik değil tabii, identik değil bunlar muhakkak ama yani bir ortak, bir özellikle dünya görüşü, siyasi anlayış, işte o anlamda kabaca da söylemiyorum. Onları da içinde taşıyabilir. Daha da zengin. Yani içerik itibariyle. Dostluğu oluşturan, dostluğu yaşarken, yaşantılarken daha doğrusu içeriği çok çeşitli ve zengin ve çok derinlikli de olabilir. O biraz kişiliklerle, kişiliklerin gelişmişliğiyle alakalı. Daha sade, bu anlamda daha yalın dünyaları, iç dünyalar anlamında söylüyorum, olan insanlar arasında sıkı dostluk olmaz mı? Pekala olur. Ama onlar da bile bir ortak değerler demetini paylaşma ve belki de birlikte oluşturma. Bence birlikte derken, oluşturma ve paylaşma tabii söz konusu. Ama hani ben sıfırdım, tabula rasaydım, Ahmet'le karşılaştık, birlikte yola çıktık. Hani yol dostluğu, yol kardeşliği gibi birlikte ortak değerler demetimizi ördük de değil tümüyle ama tabii. Yine de böyle bir ortak, yani Mevlana ve Şems ilişkisinde de aslında biraz buna yakın bir şey var. Mütekabiliyet var. Bir karşılıklılık var hocam. Resiprok bir ilişki, dostluk ilişkisi. Biraz simetrik de olmak durumunda. Yani bir hiyerarşik bir şeyi, aslık üstlük, dominans şeyini taşımayan dostluğun bir özelliği bu. Temel özelliği de bu. Yani varlık düzeyinde bakıldığı zaman bir üstünlük, bir ontik üstünlük taşımayan, böyle bir kaygı gütmeyen, bir varoluş planında bir denklik ama bir de böyle bir simetrik, çok asimetrik bir ilişkide dostluk biraz zordur. Biraz dostluk yani bu o zaman kişiliksel, ben zaten yine dönüp dolaşım zaten manevi sufi anlamındaki dost kavramından biraz şey duruyorum. Yani daha farklı bir boyutunu anlatmaya çalışıyorum. Bir şey daha söyleyecektim demin. Bu filia meselesi çok hoşuma gitti. Hakikaten. Yani filozofya, filiasofyadaki filia, şimdi burada yönelme, sevgi anlamında. Biz bunu psikolojide de kullanıyoruz. Homofili, homofilia veya homofili, homofobia, fobi. Yani insandan korkan, çok derinlerde, çok temelde bir insanın dost edinmesi ve öyle bir insanla dost olmak pek kolay bir şey değil, mümkün de değil. Ha, o perdelerini açmaya çalışmayı anlıyorum. Onun bir sürü yolu da vardır. Ama en anlaşılabilir, en değerli ve insana yaraşan yanı da onun manevi pencerelerini açmak. Dostluk terapisi var değil mi abi? Yani dost olamayan birini siz dost yapabilir misiniz? Yani bir psikiyatrinin böyle yok, bir gücü var mı? Hani büyüme ve olgunlaşma layıkıyla yaşarsa o dostluğu zaten kurmaya devam, yani kurabilecektir. Yani bu bir homofobik. Ha, bir insan neden homofobiktir? Yani insan evet, insandan korkar. Yani şöyle bir şey söylemek çok saçma bir soru olacak ama homofobik olmak, yani insan düşmanı olmaklık. Mizantrop. Asli karakter olabilir mi? Yani herhalde bu marazi bir şeymiş tabii, tabii, gibi geliyor. Bütün tabii, bu konuştuklarımızdan anlaşılıyor tabii, ki marazi olan bir ama, şey. Ama halbuki öbürü, filogenetik evet. Ama biz şu, yani filogenetik, yani insan soyunun ta en başından beri İçkin ve hep de vazgeçilmeyen asli bir özelliğidir. Gayet tabii değil ama yani benim anlayabildiğim kadarıyla bunun kültürel kontekstle, uygarlık iklimiyle, çerçevesiyle, çevresiyle de bence bir yanı var. Neden Ahmet durup
belirli, yani biz kendi coğrafyamızda, kendi kültür coğrafyamızdan belki biraz da hafif egosantrik veya da... Ama sıcaklığı orada buluyoruz çünkü. Ha, o tabii. Bizim sıcaklığımız, ama... o bizim iklimimizin karakteri. Tabii, ama yani şimdi Allah aşkına Eskimoların diyelim kendi konukseverliği, biz tabii Türklerin konukseverliği, Anadolu filan deriz ama başka yörelerde, başka törelerde de bu var. Yani konuğu, mihmanı, misafiri, konuğu, mihmanı baş tacı etmek başka, onu dost makamında tutmak evet. başka. Dost makamına yaraşır bir muameleye, yani bir muamele ya da bir hürmetle karşılayabilirseniz bu sizi büyütür. Bu sizi olgunlaştırır. Ona layıktır, değildir, hakkını verir vermez. O ayrı bir fasıl. Ama dostluk iklimi, hani bu coğrafyalarda var da zamanla mı tahrip oldu? Bir, iki, bu insanın biyolojik varlığına ilişkin bir şey midir? Bilmiyorum, söylemek zor ama eğer anlam üreten, anlamı fark eden varlık konusunda varlığa ilişkin, rahmetten kapmıştım bunu Heidegger'in, hani varlığın sesini dinlemek. Hı hı. Bunun bir yeti, bir yeti olarak var olduğu söylenebilir tabii. Yani anlam meselesiyle de çok bağlantılı olduğu için. Dolayısıyla yani insan insandan ürken, insandan korkan, insandan kaçan, insandan kötülük bekleyen, dolayısıyla düşmanlık bekleyen. Yani insan aslında insanın kurdudur. Hani homo hominis lupus gibi. Yani bu da bir dünya görüşü, bu da bir anlayış. Başkası cehennemdir diyor. Ha, evet. Öteki, öteki cehennemdir gibi bir anlayışla siz donanıyorsanız dost olamazsınız. Ama öteki de bütünüyle... Bunun marazi hal olduğunu düşünme temalindeyiz. Egzistansiyelistlerin bir yani, grubu evet. da insana ilişkin diye görmez mi bunu? Evet yani, ama neredeyse... yani bütün bunları bir aşabilmek ve yani o perdeyi kaldırmaktan onu kastettim. Yani bir yerde hicap da diyebilirsiniz. Bir yerde açığa çıkartmak, kendini de açığa çıkartmak, kendini ötekine doğru fark etmek, topluma doğru ve dosta doğru fark etmek. Onun daha asli bir karakter olması gerektiğini... Hocam şunu sorabilir miyim? Şimdi siz biraz daha bu alanda... Biz tabii biraz yani, idealistçe düşünüyoruz ister istemez. Çünkü aynen, felsefeciyiz. Yani aynen, felsefeci. Bir etik karakter de görüyoruz orada aynı zamanda. Yani onu anladım, anlıyorum da şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Tanrı'yı ve Allah'ı dost edinme, dost olarak görme. Benim hü dost dediğim şey gibi bir kavram gibi. Yani Tanrı dostu olmaya çok özenen ve hayatını neredeyse şiar edinmiş böyle birisinin ama hayata canlıya sadece insana değil, siz çok insan merkezli bir evren şeyi kuruyorsunuz. Ben buna itiraz ediyorum. Yani insana saygı hani yaratandan ötürü hani mahlukat yani halk edilmiş tabii, her şey tabii, olmak tabii, gerek. Tabii. Niye insan olsun? Doğru. Yani ben bunu hiç şey bilmiyorum. Bütüne doğru. Antropomorfik buluyorum. Doğru değil o. Ha, dolayısıyla doğru. Canlıya ve varlığa karşı sanki aşkın varlığa duyduğu aşk ve dostluğu gerçek hayata ve canlıya ve kendi evet. benliğine güzel. Duymuyorsa böyle bir böyle birinin dostluk erdemine sahip olması mümkün mü? Hayır. Başından beri Ahmet Bey zaten evet, onun şeyi söylüyor. Yani kendini hayır çok Allah dostu diye dolaşıp görünüp de yani benim maalesef o da bir marazi olarak... durum tabii. Ha yani. O da yani bir yani bir Kenan Bey evet. onu diyecek. Değil mi? O da bir marazi. Onu diyeceğim. İki şey burada soruları ben sorardım diyecektim. Şimdi siz sormuş oluyorsunuz ama madem ki soru vaki oldu ben de kendi düşüncemi söyleyeyim. Her zaman sorulmadan söylüyorum. Kusura bakmayın edepsizlik de oluyor. Bir Ahmet Bey'in söylediği yani bir kere riyakarlık, dürüst olmama hali bizi dost olmaktan alıkoyuyor. Bunun arınması bizi dost olabilen ve kendisi dost olabilen varlık. Dostu olabilen ve kendisi dost olabilen bir varlık haline getiriyor. İkincisi galiba hem kainatı bütün zerreleriyle, bütün halleriyle, çiçeğiyle, böceğiyle, tarihiyle, fiziğiyle, kimyasıyla, bütün mahlukatıyla sevebilmek. Bana kalırsa bu bir bütün. Ama insanla olan dostlukta bunu anlıyoruz. Neden insanla olan dostlukta bunu anlıyoruz? Tam da sizin söylediğiniz o şeyden dolayı. Çünkü bir muhtemel mütekabiliyet var. Muhtemel bir karşılıklılık var.
adeta bu dostluğu konuşabiliyorsunuz dostunuz, insan olan dostunuzla. Evet. Cevap alıyorsunuz. Bazen mahremiyetine girmekten kendinizi alıkoyuyorsunuz. Kedisiyle köpeğiyle de onu yapabiliyor da. Evet ama ona kendimi aksettirerek yapabiliyorum. Belki gerçekten olabiliyor ama düşünüyoruz ki en kamil haliyle insandan insana olan bir dostlukta bunun gerçekleşmesi lazım. Çünkü Sartre'ın terimiyle söyleyecek olursam ikisi de kendisi için. Yani ikisi de kendisini fark ediyor. Kendisini fark ederken karşısındakini fark ediyor. Onun karşısında kendini ona saygı gösteren bir varlık olarak fark ediyor. Fakat onunla da bütünleşmek isteyen bir varlık halinde. Ona nazaran onu hem kendisine nazaran aşkın ulaşılmaz bir yerde tutuyor. Hem de diğer tarafıyla ona yapışarak bu ulaşılmazlığı kendisi adına muhafaza etmiş oluyor. Çok farklı bir mütekabiliyet var veya bir karşılıklılık var bugünkü Türkçe ile söyleyecek olursak. Bunu insan sevgisi üzerinden yani antropomorfik insan çerçevesinde sınırlandırmaksızın açabilir miyiz? Elbette açabiliriz. Bir yerde yine eski filozoflar, sufiler gibi kainatın bir manasının bulunduğunu felsefe açısından söyleyeyim, bir logosun bulunduğunu da fark edebiliriz. O logosla bütünleşmek adına, o sesi duymak adına da yek diğeriyle bir ilişki kurabiliriz. Bir dindar insan olarak yani bir mümin olarak da bunu tanrısal seviyede, tanrısallığa doğru açabiliriz. Şimdi buradan hareketle şunu söylemeye çalışayım. Tanrı'yı, Allah'ı sevmek ve Allah'a dost olmak bana kalırsa mücerret bir şey olamaz. Evet. Bütün bir kainata dost olmak. Eseri evet. Üzerinden ona dost olmakla evet. Alakalıdır. Bütün bir kainata dost olabilmek de dosta dost olabilmekle alakalıdır. Çok onun için güzel. Dünyaya gelmekten murat bir ulunun gönlüne girmektir diyor evet, bazı tabii. Sufiler. Tabii, muhteşem tabii. Bir ifade bu. Yani onunla bütünleşebilmek bir öteki ben ile bütünleşme bir mütekabiliyete dayalı bir dostluk kurabilmek diyor. Şurada hemen aklıma daiminim. Biliyor musunuz bitmek üzereymiş programımız. Bunu ama şunu demezsem bitiremeyeceğiz. Aklım burada uçağınız kalacak. Da bu arada kaçırabiliriz ama büyük usta, büyük ozan daiminin çok güzel bir deyişi geldi. Lütfen. Kainatın aynasıyım madem ki ben bir insanım. Çok güzel. Böyle bağlayalım. Çok güzel. Daimi olsun demek ki bu söz. Efendim biz galiba sözü çok uzattık dostluk deyince bu sözün bitmemesi gerekiyor. Çünkü sonsuza doğru da açılabiliyor. Ama yine de zaman sınırlarında o zamana dost olarak kalabilmeyi bilmek lazım. Hayırlar dileyim ve hayırla görüşelim diyeyim efendim. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ederim.